Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Evet, her yerde kullanabileceğiniz bir ders. Ailede, iş yerinde, kendi içsel yapımızda, psikolojide. Yani hani çaya, çorbaya limon diye satıyorlar ya Türkiye'de. Her yerde, her yerde temelde insan zaten. İnsan, yani psikoloji diyoruz ama şey diyor ki bir abi, ya psikoloji diye diyor, millete enfusi derslerini yutturuyorsun diyor. E şimdi enfusi derse kimse ilgilenmez. Dolayısıyla zarar eder. Enfusi ders yani. Bakın, dimağını yönetmede, dimağda 7 mertebe var. Dimağla, akılla kalp diyor. Allah Resulü diyor ki, aklınızla vicdanınız çatışırsa vicdanınızı alın. Yani ikisi. Aile hayatında, iş yerinde, hizmette, dershanede kalırken, her yerde kullanabileceğimiz bir ders. Kendime göre 255, kendime not almışım. Çünkü her zaman, her daim insan canlı olamıyor. Okuyunca şey yapıyor, ustad bile. Arkamda diyor, levhayı talik etmişim, asmışım diyor. Yani ustadım bile oturduğu odanın arkasına, oturduğu masanın arkasında bir levha varmış. Günde birkaç defa bakarım diyor, dersimi alırım diyor Emirdağ'da. Evet, niye çözemiyorum? Niye çözemiyorum? Dersimiz bu. Nerede hata yapıyorum? Hatayı nerede yapıyorum? Tamam? Yani niye çözemiyorum? Nerede hata yapıyorum? Konu bu. Sıkıntılarını, dertlerini kolay çözmenin en kısa yolu, pergelin ucunu, bir pergelde kalem var. O kadar lazım olacak ki gençler size. Selahattin abi, senin de öyle olacak. Sen gerçi bunlara göre yaşlısın ama her döneme lazım olan şey, kendisine göre derdi vardır her yaşın. Pergelin bir kalemi konulan yeri var, bir de demir var. İşte demiri nereye batırırsan o merkezde daire çizer ya, tamam. Bir de okuyayım. Sıkıntılarını, dertlerini kolay çözmenin en kısa yolu, pergelin ucunu en sabit, en doğru. En doğru olmasa olmazın üstüne koy. Yani pergelin ince demirini en doğru, en sabit olmazsa olmazın içini batır. Nokta istinad. Nokta istinad. Batır. O merkezden düşün. Bizi berbat eden esasatı kaybedip teferruatta boğulmakta kaynaklanıyor. Yani bizi bir yapan, bütüne getiren temel yasaları, temel olguları, temel öğretileri, temel muhkematları, esasatlarımızı, zaruriyatlarımızı, musallamatlarımızı kaybetmekten, ölçü yapmamaktan, ikinci derece düşünmekten kaynaklanıyor. Bütün dertlerin kaynağı bu. Mesela diyor ki çok arıyorlar, bu konuda çok arıyorlar bu son ayda çok. Belki de 100 kişiden 98'i bunun için arıyor. Diyor ki aklımı kaybedeceğimden korkuyorum. Ağlayarak arıyor. Hangi akılla aklını kaybedeceğinden akılla korkuyorsun? Düşünüyor. Ha? Akılla düşünüyor. Tabii. Anladım. Acayip bir şey. Temel işte sapmalar niçin yaşıyor? Pergelin ucunun en doğru, en sabit, en olmazsa olmazın üzerine koy. Bunu sabit yap. İkide bir sabitini değişirse, ikide bir bu pergelin, batırmadım bak şimdi. Buraya batırmadım. Oynuyor. Nereye doğru yuvarlak yapacak ki? Buradan biraz yaptı, buradan biraz şey yaptı. Tamam. İkide bir yer oynuyorsun. Sabit batırsana. İkide bir sabitin değişirse kesinlikle hiçbir zaman çözüme yakın olamazsın. Yani gece yatarken bir böyle düşünüyorsun. Bir böyle düşünüyorsun. Bir böyle yapıyorsun. Bir şöyle yapıyorsun. Sebebi budur. Yani pergelini söküyorsun yerinden.
pergelini söküyorsun. O devamlı oynuyor. Pergel devamlı oynuyor. Sabitinden kaldırmayacaksın. Pergelini sabit yerden kaldırmayacaksın. Gelecek mesela onlar ne demektir? Kesinlerin, sabitlerin olmasa olmazların olsun, pergelini ona koy ve onun etrafına çözümler ara. Detaylarda boğulma, teferruatta aldanma. Sakın detaylara, teferruatlara boğulma. Esasatı bu. Bulamayan, diyor ki esasatı bulamayan, Muhakimattan 49. En çok psikoloji dersleri yazdığım kaynak Laikalar, sonra Muhakimattan yazıyorum. Muhakimat 49'da şöyle diyor. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır ve aldatır. Baba gibi şey işte, değil mi? Bu olur ya. Bu baba öyle olur. İçinde Kur'an ve sünnet olmaz. Evet. Bu işte. Edile-i bu. Bu kardeşim bu. Ve edile-i şerî 4 tane. Bu da 4 tane. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. 1. Hakikati bulmayan hayalata sapar. 2. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. 3. Muvazenesiz ve muhakemesi olan çok aldanır ve aldatır. 4. Edile-i şerîye. Abi bunu biraz açabilir miyim? Açacağım abi. Açayım. 1-2 mesela bu. Açayım. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani şimdi fırtına eser. Mesela dalı koparır. Yaprakları söker. Gövdeyi belki de ayırır. Endişe etmeyeceksin. Kök sağlı. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Mesela uygulayayım. Bizi bir yapan bu cemaatta eve de uygulayacağım, bir de dershanede uygulayayım. Veya sorunuza göre yaparım. Ben anlatayım. Siz sorunuzu ne olursa onun üzerine işlem yaparız. Şimdi ilk önce dershaneden uygulayayım. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Mesela sen bana niye öyle baktın? Hayırdır? Onu niye ders yaptı? O bana hitap ediyor canım. Benim için yapmıştır. Yani esasat ne? Bu arkadaş Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kur'an'ımız bir. Tamam. Bir de davamız bir. Risale-i Nur. Nurcuyuz. Dershanemiz de bir. Bu kadar bir varken başka hiç bunu ortadan kaldıracak gücü olmayan basit şeylerle işte sen orayı silmedin. Nöbetini yapmadın. Ne bileyim sen meşveret ederken bana eşittiriyorsun. Meşverette bana muhalif mi iş yapıyorsun? Ne bileyim dershanede şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sen uygulayayım. Ya dershanedeki hassasiyetim mesela var diyelim. Senin hassasiyetine uymuyor. Bir tanesini söyleyeyim. Ya yemek yiyeceğiz diyor. Pat diye adam gelir gelmez elini yıkıyor. Gidiyor dolaptan abul cubur şey yapıyor diyor. Ötekisi. Ya diyor dikkat etmiyor. Birisi hassas cama şeye, perdeye. Dışarıdan aman etraf olmasın, gürültü olmasın. Ötekisi biraz da böyle salapartı gibi ona göre. Dikkat etmiyor yani. İşte camlara, gürültüler vesaire. Ya nasıl olur diyor yani. Bunu medarı bahsettir ediyor. Aleminde. Tamam. Bu sefer esasatı örtüyor bu. Esasatı kaybediyor. Bu gözlükte bakınca artık onun o güzel tarafları gözükmez oluyor. Mesela dershanede şöyle yapıyor. Bana sormadan prizi değiştirdi. Bize meşeret etmeden. Lan yeter ki prizi söküp götürmesin de değiştirsin güzelliğini koysun ya. Yani hayırlı şeylerde meşeret edilmeye gerek yok yani. Mesela ekmek getirdi. Bana sordu mu da mı diyor musun? Demiyoruz. Eve uygulayalım. Veya dersen yani basit şebetten sebeple kızılabilir. İnsan kızar. Ama en fazla Müslümana 3 uykudur. 3 gün. 3 gün demek 3 tane uykudur. Bir uyku yattın, sinirin gitmedi. Bir daha yattın, sinirin gitmedi. Bir daha yattın, gitmediyse adam değilsin sen. Çünkü Allah Resulü 3 günden fazla Müslümana
Ya, değil mi? Küs olamaz. Kalben ya. Bir nurcu ne yapmalı? Bir nurcu bir uykuda bitirmeli. Uyku niye diyorum? Çünkü sinirler rahatladı dün. Eve uygulayalım. Çocuğunun anasıdır. Bu temel bir şey. Namazı var. İmanı var. Yok yemeği şöyle yapmadı. Yok benim dediğim. Ya Allah'ın dediğini yaptıktan sonra senin dediğini alın. Niye öne çıkartıyorsun? Allah'ın dediğini yapıyor mu? Haramın helaline dikkat ediyor mu? Çocuğuna bakıyor mu? Tamam. Teferatta boğulma. Bu lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Özü bulamayan cevizin kabuğu ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayata sapar. Yani hakikati aklımızı, dimağımızı bağlarsak hayal o konuda çalışır. Hakikat yok. Hayal bir ona takılır, bir ona takılır, bir ona gider, bir ona gider. Takılın, takıntıları yapar. İkide bir beni diyelim, aklım gidiyor. Niçin gidiyor? Hakikati tanımıyor. Şimdi benim aklım gider mi diye gitmeyle gitmiyor ki. Ustad diyor ki istesen de atamazsın diyor aklına. Adam diyor ki kadın diyor ki ben kadındır. %99 kadın arıyor. Benim aklım gider diye korkuyorum diyor. Ustad diyor ki sen diyor istesen de hayvan olamazsın diyor. Aklını çıkarıp atamazsın diyor. Öyle demiyor mu? Sen diyor 25. sözün şeyinde sonunda söylüyor. 24. sözün sonunda. Meyve Risalesi'ne de geçiyor. İstesen de aklınızdan, yani sen hayvan olamazsın, aklını çıkartıp atamazsın, hayvan olamazsın, hayvan gibi yaşamak istiyorum diyor. Yaşayamazsın. Ki gayri ihtiyari bir yerden geçerken tuğla düşse, trafik kazası geçse, gitse aklın, ondan sonra zaten hayat mesul değil. Leylimlerin bitiyor zaten. Artık bütün yükün dünya çıkıyor, seninle hiç alakası yok. Nedir bu? Hakikati tanımıyor. Yani işlevini bilmiyor. Mesela aklında bir zaaf gelse bile dimağın üst mertebesi var. Tahayyülün, tasavvur, taakkul, akıl. Üst birimler tamir ediyor aklı. Yani taakkulunda bir zorun olsa akılda tasdik var. Ondan sonra var, izan var, iltizam var, itikat var, vicdan var. Vicdanda irade var. İrade devreye giriyor. Senin iradenin dışında bunlar oluyor. O onu hemen onu motive ediyor. Sen iradenle mi rüya görüyorsun? İradenle mi konuşuyorsun? Rüyada konuştuklarını sen iradenle mi yapıyorsun? Ondan sonra vicdanda irade devreye giriyor. Gücü yetmedi. Zihin devreye giriyor. Zihin akılda değil. Zihin vicdanı bir sıfattır. Sonra hisler devreye giriyor. Tamir ediyor. O da yapamadı. Latifeler giriyor. Latife-i Rabbaniyeler giriyor. O da yapamadı. Kalp devreye gidiyor. O da yapamadı. Akıl devreye gidiyor. O da yapamadıysa git ahirete canım. Mümkün mü yani? Üst birim ya. Usta. O usta yapamadı, o usta yapıyor. O usta yapamadı, o usta yapıyor. Yani bu neyi anlatmaya çalışıyorum? Hakikati tanımayan hayalata sapar. Hep hayal. Aklım giderse, kadın böyle yapıyor. Aklım giderse bu bebeği kim bakar? Babası bir şey yapmaz. Bebeği. Dolayısıyla üvey anne gelir. Üvey anne gelirse duvara vurur. Ağlar. Bak mesela. Diyor ki ağlıyor kadın. Niye ağlıyorsun? Evli değil daha. Niye ağlıyorsun demiş annesi babası bana. Odadan çıkmıyor, ağlıyor. Şuraya bak. Güleceksiniz ama tabii bu böyle bir şey de var. Annesi zorla söylemiş. İyi. Niye ağlıyorsun kızım? Evlenirsem çocuğum olur. Çocuğum olursa odasında yatar, yatınca da battaniye ağzına girer. Girerse de boğulur. Boğulursa ben nasıl dayanırım? Daha bekarken böyle bir senaryo kuruyor ve içine giriyor ve ağlıyor. Psikolojisi bozuldu. Hakikati bulamayan hayatı kurguluyor, içine giriyor. O elbiseyi de giyiyor. Yani ona gülüyoruz ama biz de hani o tipten bir şeyiz. Değişik bir tipten biz. Gidiyoruz eften püften, dava kardeşimizi pat diye ben koyuyoruz kenara. Acayip acayip şeylerle, yakışıksız yakıştırmalar yaparak. Yani basit şeyler. Oysa bir dava adamı, bir insan kaç senede yetişir? Hemen hiç gözünün yaşına bakmadan harcıyoruz. Harcayabiliyoruz. Bundan daha reziliz. O zavallıyız yani. O kadından daha zavallıyız. Bir insan kaç senede yetişir ya? Eften püften bahanelerle koyuyoruz. Mesela bakın bir solcu gelse, mesela ben söyleyeyim. Bir solcu gelse buraya,
yaptığımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Alttan alırız ise ya kardeşim yemeğinden, ikramından, çayından, güler yüzünden affedersin, her şeyini yaparız değil mi? Yeter ki sınsın. Bundan daha mühimdir var olan, aktif olan bir hizmet elemanını canlı tutmak. O olabilir daha. O daha nurcu olacak da, dava adamı olacak da, dava arkadaşım olacak da. Bu hazır. Bu işte canlı olanı, devrede olanı devrede tut. Devrede olanı devrede tutmaktır. Çünkü bu olmasa dershane de yoktur. Ama o olmasa zaten dershanemiz var. Yani bu kardeşim olmasa ben de yokum belki de. Şef gidecek. Dava arkada kimse yok. Tek başımayım. Ne yapabilirim ben bu Remen Efendi? O gitti, bu gitti. Ben tek başımayım. Tek başına ne yapabilirsiniz burada? Teksin İbrahim sen. Teksin, seksin. Ne yapabilirsiniz? Ha, teksin. Ne yapabilirsin? Yani senin davana devam edebilmen için aynen sen kendine ne kadar değerlisin sen kendine. O senin davanı canlı tutan, sana kuvve-i manevi veren o dava kardeşin en az senin kadar değerlidir senin için. Hakikati bulmayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Hani bir dersim vardı böyle. Niçin huzursuzuz diye. Galiba öyle. Niçin huzursuzuz? İhtina sırat-ı müstakimin dışında olduğumuz. İfrat tefritte olduğumuz için. Adam ifrat tefrit demek cahil değil ha. Şeytan cahil değil ki. Şeytanlık ilim ile olmuş. İlim ile şeytanlık olmuş. Şeytan olmuş. Karun ilim ile olmuş. İnnemâ otudu alâ ilmin. İlmim ile oldum dedi. Tamam mı? Ben ilmimle yaptım diyor. Servetli adam firavun olmuş. Servet var. Sihatla dinsiz olmuş, firavun olmuş, Nemrut olmuş. Ama fakirlikle ve hastalıkla böyle firavun olanları tarih göstermiyor. Hastalıkta Eyüp aleyhisselam. Sihatla firavun, servetle Karun, fakirlikte peygamberler. Yani nedir bu? Sırat-ı müstakim çok önemli. İhtina sırat-ı müstakim. Yani bir insan külliyatı çok iyi bilebilir. Bak şimdi çok özellikleri var. Çok insanların belki nurcu olmasına sebebiyet veriyor ama bu sırat-ı müstakimde değilse, İfrat ve tefritte ise bu adam muvazenesiz ve mizansız hareket eder. Çok aldatıyor, çok yanlışlık yaptırıyor, yanlış yapıyor. Zarardır bu, dershaneye korkunç zarardır. Nasıl yapar bunu? Bunu yapmasının sebebi laikalara göre hareket etmemesinden. Laikalarla kim hareket etmiyorsa inanın adınız gibi bilin. Laikalarla hareket etmiyorsa ya ifrattadır ya tefrittedir. Bunu nüfus kağıdınız gibi yazın kafanıza. Ya ifrattır o adam ya tefrittir ilmi, dershanesi, serveti, ne özelliği varsa. Çünkü laikalar Ahmet Mehmet'in Hüseyin Ali'ye, Fatma'ya, Ayşe'ye gönderdiği bir mektup değildir. Mehdi Ali Resul'ün olayları yorumlama özelliğidir. Yöntemleri ve prensipleridir. Mehdi Ali Resul'ün Allah adına vazifeli, Kur'an adına vazifeli, peygamber adına vazifeli zatın olayları yorumlama yöntemi, biçimi, şifresi, sembolü, formülüdür. Sıradan bir insana yazılan bir şey değildir. Öyle diyorlar. Ya diyor bir insana mektup yazmış. Veya ustad birisine demiş. Kur'an da aynı. Kur'an da aynı. Karun şeyi, Yunus Aleyhisselam'ın şeyi, kıssası, Yusuf Aleyhisselam kıssası. İşte bir Allah ile Yusuf'la olan ceyran eden bir hadise. Meyrem ile Allah ile ceyran eden bir hadise. Bana ne ya? Deme şansın var mı? Bu da böyledir işte. Ya isimler semboldür, simgedir. Onlar üzerinde işlemler yapılıyor. İşlevler yapılıyor. Makine Brotter diyor değil mi? Epson diyor. Canon diyor. Var. Biraz önce içeride uğraştık ya. Fotokopi falan. Ya. O önemli değil ki. Biz meyveye bakıyoruz yani. Canon diye bir Brotter diye baktık mı fotokopi makinesi nedir diye yazıcı. Biz yazıya baktık. Ben nüfus kağıdını kapladınız ya. Hangi alet yaptığını bilmiyorum yani. Alet markasını bilmiyorum ki. Ne yapacağım ben en son? Bir neticeyi aldım. Yani ben kardeşim laikalar öyle diyor. Adam diyor ki ya bir hususi bir mektup diyor. Hususi bir halini diyor. Ustad çözümlemiş veya. Ona hal bir halini diyor. Ona hal olsa üzerine Risale-i Nur külliyatı yazar mıydı?
Üzerine ne yazıyor? Hasan'a ait bir kitaptır demiyor ki. Risale-i Nur külliyatından diyor. Lemaların üzerine ne yazıyorsa Kastamonu layıkasına da öyle yazıyor. Sözlerin üzerine ne yazıyorsa Risale-i Nur külliyatındandır. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi'dir. Hasan'a aittir denmediği gibi Emirdar layıkası da böyle yazıyor. Gidin bakın. Ama ne diyor? Bir zata talebeler arasında. Ustadın olaylara, o zamanki olaylara karşı çözüm. Ulan kardeşim orası kanundur, kanun. Kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Yani o bir kanun simgeliyor. Yani onun gibi olanlar o kanuniyete dahildir. Hulusi'ye hitap etmiyor. Hulusi'nin şahsında Hulusi'lere hitap ediyor. Mehmet Feyzi'ye hitap etmiyor. Mehmet Feyzi zatında herkese hitap ediyor. Meyrem'e hitap etmiyor Kur'an. Meyrem ölmüş gitmiş. Meyrem yoktu Kur'an geldiği zaman. Musa yoktu Kısa-i Musa geldiği zaman. Kur'an geldiği zaman Musa yoktu. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssalar, İbrahim Aleyhisselam yoktu. Ne yapalım şimdi? İbrahim Aleyhisselam yoktu diye o kıssaları kaldıralım mı? Ya nasıl bir zihniyet ya? İşte niçin? Muvazenesiz ve mizansız. Aldanır ve çok aldanır ve aldatır. Dedim ya bu dersin başında iddialı konuştuk değil mi? Bu ders ilginçtir dedim. Psikoloji namı altında. Oysa enfus şeyidir ya. Sapmalar nerede oluyor? Nerede hata yapıyoruz? O ders. Nereden? Bak edile-i şeriyemiz. 4. Edile-i şeriye neydi şeriatta? Kitap, sünnet, icma, kıyas. 4 tane. Tamam ışıklar mı durdur? Dursun. Demek ki 4 tane. Bir daha söylüyorum. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu da 4. Nurcuların edile-i şeriyesi. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, bulmayan demiyor. Tanımak ayrı bir şey. Bilmek ayrıdır. Allah'ı bilmek ayrıdır. Allah'ı tanımak ayrıdır. Yani Risale-i Nur'u iyi biliyor ama tanımıyor. Biliyor ama tanımıyor. Hakikati tanımayan hayalata sapar. 2. Edile-i şeriyemiz. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız çok aldanır ve aldatır. 4. Edile-i şeriye. Ya altında onları açıklıyor 49. sayfada. Tam burada hata yapıyorsun. Burada hata yapıyorsun. Yani olayı niye çözemiyorsun? Pergel niye 2'de 1 oyunu? Bundan dolayı. Bu kardeşimle veya bu hanımımla bu münakaşa sebebimiz esas mıdır? Mesela diyor ki, vardı ya burada bir tane kardeşimiz, isim vermeyelim. Karısı hemen ayrıldı ya. Gerekçesi neymiş? Hanım ben niye ayrılıyorsun, niye ayrılmak istiyorsun? Senden hoşlanmıyor. Böyle dalin hanım. Böyle bir şey olur mu? İki tane çocuklar vardı da. Öyle miydi? 2 tane. Ben senden hoşlanmıyorum. Nereydin şimdiye kadar? Bak şimdi niçin? Şeyi bulamamış. Lubu bulamamış. Kışır ile meşgul. Hakikati tanıyamamış. Hayalata sapmış. Hayalinde dizileri çok seyretmiş ya. Dizilerdeki hayal doğru zannediyor. İnsanın arzuladığı bir hayattır o. İstedikleri bir şey. Ama realitede yoktur öyle bir şey. Öyle bir şey yok ya. Mizansız ve mizansız, muvazenesiz. Muvazene demek, bir elinde kantar yok. Bir elinde de metre yok. Ölçmeden, tartmadan çok aldanır ve aldatır. Bak, muvazenesiz, vezin demek. Muvazenesiz, muvazene, vezin. Tartı aletin yok. Mizansız da ölçen mezura veya metresiz. Muvazenesiz ve mizansız. Çok aldanır, çok aldatır. Ondan temele koy. Bu mesela diyelim ki öfkede de öyle. Öfkede de kullanayım. Her yerde kullanırsın. Mesela damarıma bastı böyle. Tam sinirlenicim böyle. Lan bu bana hücumu şahsıma mıdır, davama mıdır? Hemen ayırt et bak. Kimliğime, kişiliğime mi yoksa mukaddesatıma mı hücum ediyor? Bir sor bunu. 2 tane soru sor ya. 2 tane fazla istemiyorum asabi olduğun zaman. 2 tane soru sor ne olur. Hemen dibe inmeyesen ben hiçbir şey bilmiyorum. 1.
hücum etti veya bir lafı dayattı, bir şey yaptı. Karı kocadır veya dershane hizmetleri. Bu sözü söyledi, bu hareketi yaptı. Bu şahsıma, kimliğime, kişiliğime mi yapılmış bir hücumdur? Yoksa mukaddesatlarıma mı? Kur'an'ıma mı, Allah'ıma mı? Risale-i Nur'a mı hücum ediyor? Bu bir. Hemen bir soru sor, tak tak. Ya yap işte. İki. Bu, ne demiştik? Birincisi buydu. Mukaddesatıma mı, dinime mi? Bir de, şahsıma mı? Tamam. Şahsıma mı yapılıyor, kimliğime? Benim şahsımda gözüken dine mi? Bunu demiştik. Bir tane de demiştik ya. İki tane. İki tane şey var. Mesela hücum ettiği zaman bu benim kişiliğime mi? Yoksa bilerek böyle mi iş yapıyor? Yoksa şu anda tehevür mü etmiş? Yani coşmuş, bir etkilenmiş ya, birisi dolmuşa bindirmiş. Ya bir şeye takılmış. Yani her daim böyle midir? Yoksa şaz mıdır? Ondan sonra birisi mi bindirmiş? Kendi zatından mı kaynaklanıyor? Böyle birkaç tane, iki tane soru sor yeter ya. Veya en baştakini söylediğim gibi. Bunun hücumu, tahkir hücumu benim şahsımda mı? Şahsıma mı? Kimliğime, kişiliğime mi? Yoksa benim şahsımda davama mı? Şahsına ise helal olsun ya. Mütekelim vahdi olsa, musaması, amali salihtir. Mütekelim mal gayrı olursa, umumi hukuk olursa, senin şahsında davaysa musamaha edemezsin. Amali, affedersen amali talihtir, cinayettir, hıyanettir diyor. Onun için bazı şeylere ben mesela Risale-i sadeleştirmeye yapana mesela umum hukuk olduğu için ben de çektim silahımı. Ha? Çektim Risale-i Nur'u tahrip eden zalime. O diyor ki şahsımdan zannediyor. Ulan ben onun akrabası değilim. Emsal değiliz. Aynı işi yapmıyoruz. Yani manavın karşısındaki manav rakiptir. Bakkalın karşısındaki bakkal rakiptir. Ama bakkalın karşısındaki eczane rakip değildir. Ben onunla aynı iş yapmıyoruz. Biz nurculuk yapıyoruz. Adam da nura hücum ediyor. Yapar. Yani dolayısıyla benim şahsıma mı, hizmete mi? Bilmiyor yani, bana Risale-i Nur'un verdiği yetki ve vazife, mesuliyeti bilmiyor. Benim bu sefer o mesul olduğum sahada mesuliyetten kurtarmak için yaptığım icraatı şahsımdan kaynaklanan bir feveran zannediyor. Usta diyor ki, hukuk diyor ki ayrılır. Şair de öyledir. Ta'budidir. Bir de ubudiyet. Bir de bir umumi hukuktur. Bir de şahsı hukuktur. Mesela mütekinin vahdi olsa benim şahsıma hücum etti. Musamahası amali salihtir. Yani bana şahsıma hücum ettin. Hakaret ettin. Elimden bir şey aldın. Benim mukaddes şeyime, defterime falan, telefonuma hücum ediyorsun. Tamam. Musamahası amali salihtir. Doğru bir davranıştır diyor. Yapabilirsen. Vel kazimin el gayze vel afinanin nas. Tamam. Ama sen bir şeyi temsil ediyorsan veya bir yerde bekçilik yapıyorsan, bir yerin bekçiliğini üstlenmişsen, efkaramede toplumda da seni böyle biliniyorsa, sen bu bekçisin. Onlar da rahat yatabiliyorsun. Sen fabrikayı, evi bekliyorsun. Tüfek elinde. Sana güvenerek adam gidip evinde yatıyor. Sen hudutta uyusan olur mu? Risale-i Nur'u koruyacak kişiler var diye uyuyor adam. Eğer diyor mütekeli mal gayrı olursa, yani umumi hukuk olursa, musamahası amali talihtir, cinayettir ve hıyanettir. Deme makamında olanlar, demeyenler mesuldür. O susanlar var ya, susanlar. O susanlar sadakattan düştü ve iştiraka amali uhreviden hisseleri yoktur. Çünkü konuşma ve koruma makamındayken susmaları ve müdafaa etmemelerinde mesuldür. Çünkü mütekelim mal gayrı olursa diyor. Lematta 476 mektubat. Mütekelim mal gayrı. Yani kişinin kendisi değilse bu. Musamahası, susması, konuşmaması, müdafaa etmemesi amali talihtir. Cinayettir, hıyanettir diyor. Şey gibi o Maraş'al fevzi çakmak gibi. Maraş'al fevzi çakmak gibi, evet. Deccal adam namaz kılıyor, Kur'an okuyor, Deccal. Adam Deccal. Kafir yani. Namaz kılan kafir. Kur'an okuyan kafir. Birincisi Mim Kemal. İkincisi İtönü. Üçüncüsü Maraş'al. Dördüncüsü de Kenan Evren'i diyordum ama değiştirdim. Müslümanların içinde çıkacak.
muallimleri ve öğretmenleri tesir edecek. Dinden kopuk milli eğitimi mekteplerinde revaç verecek. Kişi diyor orada. Kimse bak işte. Yani Deccal'ı yayacak, dünyaya yayacak. Kenan Evren Türkiye'de mekteplerde, devlet dairelerinde Deccal'ı yaydı. Bakın orada. Milli eğitim, dinden tecerrüt eden milli eğitimi rehber yapacak diyor. Acayip bir şey. Bunu da tamim edecek diyor umumi. Orada 570-580 miydi şu alarda? Tamam, o kanaattır bu. Bu kanaat reddedilir, seteni değil. Bak işte, bak ben kaynağı öreği söylüyorum. Dördüncüsünü belirlemedi. Usta, üç tane Deccal net. Mim Kemal Deccal, İtönü Deccal. Ondan sonra Maraşal Deccal, kafir. Namaz kıldığı halde. Maraşal Fevzi Çakmak. Deccal, kafir. Çünkü ayette öyle diyor. O namaz kılanlara feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Allah söylüyor. Hadiste de kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Tam burada hata yapıyorsun. Esasatı kaybetmenin cezası teferruatta boğulmaktır. Anladık mı? Esasatta nasıl anlayacağız esasatı kaybetmiş? Adam teferruatta boğulmuş. Gitti, geldi, dendi, demedi. Bana böyle baktı. Hemen anlarsın. Detayda boğulmuş. Niye? Esasatı kaybetmiş. Esasatı kaybetmeden boğulamazsın. Menfaatını mutlak yapıp karşı tarafı hiç düşünmezsen, bu da çok önemli. Nerede hata yapıyoruz? İkinci hata. Konuyu değiştiriyorum. Bir bu. Bunurculukta ve özel hayatınızda bunu kullanacaksınız. Şimdi insanlar arasındaki ilişkilerde nerede hata yapıyoruz? Menfaatını mutlak yapıyorsun. Karşı tarafı hiç düşünmezsen Allah Celle Celaluhu da rahmetini sana daraltır. Zira rahmet edene rahmet edilir. Sen Allah'ın kullarına genişlik verirsen Allah da sana genişlik verir. Men dakka dukka sırrını unutma. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Birinciyi unutun. Birinci ders bitti. Şimdi iki yapıyoruz. Yani insanlara darlatma, dayatma, dağa dayama. Bizim Nazlar öyle der. Beni dağa dayama. Tamam mı? Rahmetini, Allah'ın rahmetini daraltma kullara. Zira rahmet edene rahmet edilir. Sen Allah'ın kullarına genişlik verirsen, mesela borç verdiğin vesaire yaptın, Allah da sana genişlik verir. Men dakka dukka sırrını unutma. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Kainatta sana rağmen bu sistem işlediğini unutma. Yaptığın yapılacak tiptendir. Yani sana nasıl muamele istiyorsan, hangisini istiyorsun, sana nasıl istiyorsun, öyle yap. Çünkü yapmak yapılmanın adıymış dinde. Yani sana vermek zannediyoruz, tamam mı? Vermek. Vermek almadı. Oysa vermek almanın adıdır. Sadaka diyor. Hastalıklarınızı diyor sadaka ile tedavi edin. Bak vermek almaktır. Daha sen onu vermeden niyet ediyorsun. Fakirin eline geçmeden Allah'a ulaşıyor. Allah sana muamele ediyor. Demek ki vermek almanın adıdır. Nasıl sana davranılmasını istiyorsun kainatın? Davranma, senin davranma şeklin. Kainat bir sistem çalışıyor sana rağmen. En aynı zenni abdibi. Nasıl inanıyorsan öyle sistem çalışıyor. Senin davranışın davranılma şeklini belirliyor. Mesela Ustad Uhvet Risalesi'nde de kullanıyor. Başkasının hareketlerini diyor suyu tevil eden, çok yakın bir zamanda kendi hareketleri suyu tevile uğrayacak diyor. Uhvet Risalesi'nin şeyini söylüyor. Mesela diyelim ki ona bunu eleştiriyorsun. Kesinlikle senin hareketlerinde hep eleştiriliyor. Men dakka dukka. Kimi ne kadar eleştiriyorsan seni o kadar eleştiriyorlar. Kime suizan ediyorsan aynı sana da öyle yapıyorlar. Ben hep böyle bakıyorum. Yani bakmaya çalışıyorum. Tenkit ediyorlar, siteden vasıtasıyla bilmem ne yapıyorlar. Doğru, demek ki ben de diyormuş. Ve sessiz kalıyorum. Ben bu onları görmüyorum ki. Ayna olarak yansıyor mesela.
Ey daha diyorsun. Ey diyorsun daha da ey ey ey. Yansımıyor mu? İmam-ı Gazali Hazretleri kullanıyor bu misali. Hayat diyor dağın karşısında bağırıp dağın sana yansımasıdır. Yapılanlar yaptıklarının bedelidir. Allah bela yazmaz kul azmayınca. Böyle böyledir kardeş. Allah bela yazmaz kul azmayınca. Başımızdan geçenler başımızdan çıkan verdiğimiz mesajlardır. Bu böyledir. Ama sureti değişiktir. Aynı cinsten değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Gündelik hayatta yakan, beni içimi yakanlardan bir tanesi. Çok iyi biliyor. O zaman Tayyip yok yani. Sağlık teşkilatı Türkiye'de uygulanmamış. Şimdi 18'e kadar her şey devlete ait. Sakat çocuğun varsa çocuğa da maaş veriyor, annesine de veriyor. O zaman sağlık teşkilatı yok, Tayyip yoktu öyle zannediyorum veya çıkmamıştı bu. Adam bir tanesi zengin bir tanesine gidiyor. İkisini de tanıyorum. Hakikaten çok zor durumda, ilaç alması lazım. Adam yardım etmedi tedavisine. Çok zengindi. Ne iş yaptığını söylemeyeceğim zengin çünkü biraz anlaşılır. Yardım etmedi. Adam demiş ki, kadın dedi ki, beni tanıyorsun dedi, çocuğu da biliyorsun, imkanın da var, benim imkanım yok. Eğer bu yardımı yapmasan çocuk üzüllü olacak dedi, biliyorsun. Yardım et dedi, müsait değilim dedi. Ondan sonra duyduğuma göre kadın demiş ki, bana nasıl muamele ettinse, beni nasıl kapından mahrum ederek gönderdinse beni, Allah da seni öyle yapsın demiş. Şu anda onun 13 yaşında özürlü bir çocuğu var. Benim dediğim 15 senelik hadisi. Özürlü tamamen yürüyor. Yani akıl denen %3-5 ancak var. Karısı yer yer söylüyormuş. Kocasına diye karısının da psikolojisi bozuldu. Adam neyse Allah'tan kafası uyandı. Bırakmadı işini üçünü. Yaptığı hatayı anladı. Şimdi bütün gücünü dershanelere harcamaya çalışıyor. Tamam, dershanelere harcamaya çalışıyor. Bildiğim bir saat. Meşveret grubumuzdan. O sahada çalışıyor. Duyuyorum. Gayret ediyor. Ya niçin anlattım? Bize yapılan kainatın yansıması, yankılaması, bize yapılan muameleler, yaptıklarımız muameleler cinsinden veya türevleridir. Mesela bir misal söyleyeyim. Rüyamı söyleyeyim. Rüyamla alakalı söyleyeyim. Desem pek inanma aşığı olmayacağı için mecburi doğrusunu söyleyeyim. Rüyamı söyleyeyim. Vefat ettim. Dedi ki sert davranıyor. İki tane kişi melaike. Sert davranıyor. Daha hesap yok. Kalk. Geç bu tarafa. Ne? Oturma. Böyle sert sert. Biz de peki. Ötekisi geldi. Ne buna sert davranıyorsun dedi ya. Bu dedi buna Allah'ın kulları geldiği zaman Allah adına bu kullarına böyle davranmadı. Durdu. Diyor ki bu diyor Allah'ın kullarına nasıl davrandıysa sen de buna öyle davranmak mecburiyetindesin dedi. Amirleriymiş. Baş üstüne efendim dedi. Şimdi kanunu kullanıyor. Çok güzel bir misal abi. He? Çok güzel bir misal abi. Evet. Kanunu kullanıyorum şimdi bak. Bir insan düşün Nurcu. Dershaneye gelenleri davranıyor. Elinden geldiği kadar yırtıyor kendisini. Koşuyor, gidiyor. İnsanlar kurtarsın. İmansızlıktan, zaaf imandan, sorularından, psikolojisinden, ne bileyim dershane. Yani hizmete koşturuyor. Böyle çalıştıran Allah. Böyle büyüten Allah.
hiç kabre girdiği zaman bu kuluna hiç hayatında olmayan, davranmadığı bir şekilde ona davranılmaz. Çünkü rahmet ilahi böyle olmuyor. Davrandığınız gibi davranılacaksınız. Onun için sürprizlik yok. Yani şefkatli bir insana şefkatsiz muamele edilemez. Kanun ilahi yoktur böyle. O zaman cömertlik budur abi. Evet, Allah bile diyor ki, ben diyor şey cömertte tüm şey var ya. Hani insan paralar falan şey yapıyor mesela, cömert dediğin zaman hemen aklına para geliyor. Para neymiş yapası ya? Değil yani. Değil tabii. Mesela bu cömertte şey var ya, lemalardaki o zat, Hatem-i Tayyi. Hatem-i Tayyi iman etmemiş ha. Kafir yani, Hristiyan. İman etmemiş. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Hatem-i Tayyi için. Cömertliğinden dolayı Allah'ın iki büyük temel sıfatı var. Kibriyam, azamet, cömertliği. Ona en azamı aynı olduğu için cehennemde dahi ona hususi bir cennet gibi bir hayat yaşatacakmış. İman olmadığı için giremiyor ama azap etmekten de Allah şey yapmıyor yani. Yani çünkü davrandığınız gibi davranılacak, davranılıyor. Kainata ne mesaj veriyorsanız, ne, çünkü kanun-ı ilahi dediğimiz esmanın mukannen tecellisidir. Kainatı esma tecellisini kaplamış. Nasıl davranıyorsak kainata, ne mesaj veriyorsak cevap odur. Mesela tuşa bastık bilgisayar, C olur mu? Karşımızda ekranda C gözüküyor mu? Gözükmez. Bize kainatın verdiği cevap sorduğumuz sorular. Böyledir. Tamam. İki söyledik. Üçe geçiyorum. Dedi ki anamı da mezara indirirken öyle demiştim. Dedim ki o kanunu kullandım yani. Mezara indirdim, koydum. Dedim ki ya Rabbi siz de deyin diye. Dersiniz inşallah. Anneniz sizden önce giderse. Ya Rabbi sen iyi bilirsin, beni böyle çalıştırdın. Ama oradayım, hemen alıyorum. Kabirde çaktırmıyorum tabii. Böyle. Dedim ki senin adına dinini öğrenmek, Allah'ı öğrenmek, peygamberi öğrenmek, solcu da yoksa, dinsiz de yoksa, ya Rabbi senin adına geleni dershanede ben şanıma, bana yakışır gibi davrandım ve muamele ettim, karşıladım. Bana nasıl yakışıyorsa, senden dolayı, benden de sana bir misafir geliyor, sana nasıl yakışıyorsa öyle davran ve öyle karşıla. Senin misafirine gücüm yettiği gibi davrandım, senden dolayı. Senden dolayı, sen gönderdin misafiri. Belki de daha fazla yapmak istedim, yapamadım. Ya bu kadar yani. Bana yakışır gibi yaptım ya Rabbi, senden dolayı. Benden de sana bir misafir geliyor, sana nasıl yakışıyorsa öyle muamele. Öyle gönderdi. Ağaçlara uymuştur yani. İnşallah. Üç. Neyi nereden, kimden, niçin istediğine emin ol. Ne istiyorsun? Duada. Ne istiyorsun Allah'tan? Böyle isteme olur. Neyi, nereden, kimden, niçin istediğinden emin ol. Yani iyi olmak istiyorsun. Hakikaten samimisin, samimi misin? Öyle dedim bir tanesi. Esrardan kurtulmak istiyor. Tanıdığınız bir tip. Bu şehirden değil. Hatırladınız. Sen dedim bu esrarlarından kurtulmak mı istiyorsun? İstiyor musun dedim. İstiyor musun dedim. Durdu. İstiyorum abi dedi. Samimi istiyor musun dedim. İstemiyorum. Biliyor çünkü. O zaman benden uzaktır. Ben seninle uğraşamam. Samimi misin kurtulmak istediğinden? Bak ne yazdım? Boşuna yazmadım bunları. Neyi nereden, kimden, niçin istediğinden emin ol. Fıtratının istediğini dünyada yok arama. Ararsan olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi olduğunu da unutma. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse fıtratını dünyada aramak budur. Çünkü yok ki. Beka istiyorum bekava. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Var mı?
İstediğinden samimi misin? İstediğinizden samimi misiniz? Samimi mi istiyorsun? O zaman gereği gibi adım atacaksın. Hem şiş yanmasın, hem kebap yanmasın, hem şoför mahalle, hem 5 kuruş. Öyle bir şey yok. Kurtulmak istiyorsan samimi olacaksın. Bir de size bir sırrı söyleyeyim. Sonra şaşırmayın yani. Ben de dedim. Şimdi sen davayı bilmiyordun, nurları bilmiyordun. Bu kanuna hepimiz dahiliz. Ben söylerken bunu ben daha biliyorum. Sen rezil kepaze olabilirdin. Esrar eroin kuyusuna düşebilirsin. Yani mafyaya düşe her türlü rezil, affedersin, zinadır, içkidir, bilmem düştün. Fakat Allah bir vesileyle seni kurtardı. Niçin? Bilmiyordun. O zaman sen rahmeti aktif edebiliyorsun. Bilmemek. Çocuk da öyle ya, bebek. Bilmiyor. Bilmediği için rahmeti celbediyor. Anne baba, babanı, herkes emrinde. Bilmiyor. Bilmediğin için masumsun ve dershaneleri kurmuş Allah, senin için hazırlamış. İçinde seni bekliyorlar. Ve bir vesileyle birisi kolundan tuttu, seni getirdi. Kurtardın mı? Çıktın mı yukarıya? Bu çıktıktan sonra uçak kalktı. Gittikten sonra sen hedefine daha gitmeden inersen, eğer bu kıymeti, bu nimeti tepersen, alakasız davranırsan, gereği gibi hareket etmezsen, abdestliyim ve oruçluyum. Ramazan. Herhangi bir şey için söyleyeyim. Bunun adına yemin ederim ki, eğer öyle yaparsa o nankörlüktür. Bir daha inersen aşağıya, çıkış merhametini ne insanlardan bulursun, ne Allah'tan. Çünkü civata yalama yapmış. Tutmuyor. Civata sokuyorsun yani. Yalama yap. Çünkü dişi ilk önce ters kaptırdın. Ya falan diye zorladın da diş gitti. Çünkü Allah Kur'an'ında şöyle diyor Celle Celal. Ben oyun mu oynuyorum? Ani şöyle diyor bil mana. Biz oyun oynamıyoruz. Yani sana diyor ki buna oyun oynama. Oyun oynayacak yer değil. Zevk deneceğimiz yer orası. Burada zevk yok. Burada lezzet var. Zevk yok. Yani bedensel hayattaki zevkleri zannediyorsunuz. Onlara ani ve fani. Onlar hiçbir şey değil ki. Onlar hiçbir şey değil ki. Bir bilsen ruhani lezzetleri, marifetullah lezzetlerini. Ona derin kısmen araladın, bir şeyler aldın da bu saatte, pazar günü, gündüz buradasın. Ya ondan dolayı ya. Hafif hafif bir şey lezzet. Şimdi düşün, biraz da ilerlesen bunun lezzetini düşün. Ne kadın geliyor hatırına, ne araba geliyor, ne mal mülk geliyor. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyorsun. Ben öyle bakıp biliyorum. Böyle abi diyor ya. Öyle bir lezzet kaldıramıyorum abi diyor. Dua ediyor, Allah'ım benim kaldır üzerimde lezzeti diyor. Yani lezzet ha, huzur. Kalkmıyor motoru adam. O da acayip ağır bir şey yani. O da acayip bir şey. Fazla açılmış herhalde. Allah'ı denemeyin. Allah'ı denemeyin. 22. sözde geçer. İsa aleyhisselam, şeytan geliyor. Atla bakalım, Allah seni öldürecek mi öldürmeyecek mi? Şeytana diyor ki İsa aleyhisselam, Allah kulunu dener. Bakayım ki öyle yaparsan böyle yapabilir misin? Ama ey Allah'ım ben buradan atlayacağım. Bakayım öldürecek misin, öldürmeyecek misin? Kul Allah'ı denemez diyor. Yani Allah'ım ben böyle lakayt kalıyorum derslere, kitap okumuyorum, gidip gelmiyorum. Acaba bana böyle kötü yapar mısın ya, beni eski haline getirmesin değil mi falan. Allah'ı deneme. Allah denenmez aşağı. Kontrolü da bitirme. Sana verdiği yükleme, hat aldığın zaman kontrolü cepten veriyor hat. 100 kontrol veriyor. Ta ki kontrolün yükleyenecek kadar münasebet kuracağın yerler için. Sakın o kontrolleri bitirirsen düz üstü kalırsın. Daha da kontrol yükleyemez. Çünkü kontrolcü yok. Kontrolü da bitirdin. Hani telefonla yapsam o da yok. Peki ne yapıyorsun? Bütün hatların kapandı. Merhamet ilahi gene kapatmıyor seni. Evet sen varamıyorsun ama bu sefer abiler, kardeşler seni arıyorlar. Evet kontrolün biterse sen arayamıyorsun ama dışarıdan seni arıyorlar. Nereye kadar arıyorlar seni biliyor musun? Kaç ay?
3 ay. Türkiye'deki telekomünikasyon o kadardır. Kontrolüm bitti. Ben arayamıyorum ama 3 ay dışarıdan gelen telefonu cevap verebiliyorum. Şimdi duyduğuma göre 1 aymış. 1 ay dışarıdan gelen telefonlara cevap verebiliyorsun. Şimdi sen derslere gitmedin. Kontrol bitti. Gidecek halin yok. Abi kardeşler sana mesaj çekiyor, SMS çekiyor, bilmem ne yapıyor, arıyor. Sana sitem ediyor, yapma, etme. Geliyor. Sen her cevaplar veriyorsun ama adım atmıyorsun. Nereye kadar gidecek biliyor musun? 1 ay. O diş hatları da kesildi mi? Allah selamet versin. Leküm dinüküm veliyetin. Veled dalin amin. Abi eski yerine de gidemiyor. Dönemez. Daha da. Çünkü rahmeti celbedecek hal yok. Sebep yok. Niye olsun ki? Mesela ilgilenecek kişi, ya ben ilgilendim. Ya, dengesizim birisi, muvazenesi, biber böyle. İlgileneceğim, ilgileneceğim. Niye o kadar kendimi yırtayım ki? Ben şahsen öyle yapıyorum. Ha gel, hoş geldin kardeşim, otur. O özel, o ilk dönemdeki kalkarım buradan, öyle mi? Biliyorsunuz yırtıyorum kendimi. Ya bir kişi dava esinsin diye Almanya'ya düğüne gelmişim ya. Ben, yani bunu yapan insanım. Ama o kardeşim hoş geldin. Ve bak daha da kayıtsa fırça yatıyorum. Öteksi sınsın diye cebimden para vererek bilette ben düğününe geliyorum. Ya adamı aldım X tanıdığınız. Bindi buradan havalimanından Trabzon'dan aldım Rize'deydim. Spon için İstanbul'dan Rize'ye gittim. Hafıza götürdüm. Bir hafta onunla kamp yaptık esrardan kurtulsun diye. Kurtuldu. Aynı dersi ona uyardım. Dinlemedi beni. Sakın bir daha deneme. Şimdi takılıyor görüyorsunuz. Geliyor kenar bordama. Hiç alakadar değilim. Hiç alakadar değilim. Senin için ben İstanbul'dan kalkıyorum Rize'ye gidiyorum. Orada hafızımla benim talim hocamla. İkimiz el ele veriyoruz. Bu adamı kurtaralım. Ailesi yuvası kurtulsun, çıksın. Allah da duamızı kabul etti. Kırmadı kalbimizi. Allah kırmıyor kalbimi. Yeter ki ben isteyeyim. Ama ona isteyemiyorum. Ona dua yapamıyorum yani. İstiyorum ama değilim. İçim şey yapmıyor. İçim coşması lazım. Coşmuyor. İstesem de olmuyor. Ama içim coştu mu Allah bunun üzerine yemin ederim kırmıyor kalbimi. Kırmadı yani. Veriyor. Allah veriyor. Ya Rabbi kendim için istemiyorum. Allah kurtar. Ben bunu istiyorum. O senin kulun. Ben insanım. Ben daha çok muhtaçım ama istiyorum Allah'ım bunu kurtar. İstiyorum ya. Bazı kişiler için böyle yapmışım. Ağzım kurusun dediğim oldu da oldu. Düze bir çıktı, baktım Allah'a isyan ediyor. Bir tanesi vardı Kuksa Efendi. Nelerle uğraşıyorduk? Bak, belgesinde ders yapılacak, ders engel oldu. Ders istemedi. Niye ders dedi? Ya biz pazar günü spora gidiyoruz. Öyle mi değil mi? Ben onun için neler yaptığımı biliyorsun. Hiç merhametim yok daha. Çünkü istesem de o coşmuyor. Coşunca oluyor. Herkes de olur diye söylüyor. Coşsun bak. Coşarak dua et. Coşarak iste. Allah'ım kalbimi kırma ya. Ya Rabbi kırma. İstiyorum. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Bunu bana ver. Ne istiyorum ya? Bunu düzelt ya. Allah kırar mı ya? Lan ben sana böyle yalvarsam. Kırmasın beni ya. Ya. Birisi vardı. Vakıftı. Baktım öyle acayip dua etti ki, o beni hiç öyle etkiledi ki, belki 20-30 sene geçmiş, o gece dua ederken duasını duydum. Öyle etkilendim Murat, nasıl dua etmiş biliyor musun? Sistemi alt üst etmiş. Saydı, ben de affedersin tuvalete mi gidiyordum, nereye gidiyordum, namaza mı gidiyor bir gece yarısı. Dua ediyor, duydum meğer abdest almış kapısını tam kapatamamış. Şurasını duydum, ne başın sonu bilmiyorum. Ya Rabbi, ben bu istediğimi, ne istemişse bilmiyorum. Böyle de yapıyor ha. Ya Rabbi, ben bu istediğimi senin yarattığın annemden isteseydim ve anneme koyduğun şefkatinden ben isteseydim, senin yarattığın anneme ve anneme koyduğun şefkatten isteseydim, senin zatına yemin ederim ki annem her şeyini yırtar, bana bunu verirdi. Anama koyduğum anama koyduğun şefkat sisteminin kaynağı adına. Bunu bana vereceksin dedi. Takip ettim. Çözmüşler abi ya. Takip ettim. Verdim. Sonra çok ağladı. İstemeseydim keşke böyle diye.
aleyhindeymiş. Siz bilmezsiniz ki, hayır zannedersiniz şerdir, şer zannederiz hayırdır. Ama neyi yakaladı? Annemi yaratan ve ona o şefkat donatan, şefkatle donatan, o şefkatten ben evladı olarak istesem, o şefkat bunu reddetmezdi. Anamdaki şefkatinin kaynağı hatırına, bunu bana vereceksin ya Rabbi. Verir misin de yok ha. Naza bak. Ya acayip bir şey. O kadar Allah bir şey ki. Ben olsam kafasına tuzlar kafasına böyle bunu. Ben seni iyiliğini düşünüyorum. Ama Allah acayip bir şey. O kadar seviyorum. Bu bir şey geliyor ya. O kadar tatlı Allah olur mu ya? Ona verilir mi ya? Verdi işte. Ya ne biçim dua ediyorsun değil mi? Allah o kadar ama şey. Ama aleyhineymiş. Ha? Bu da çok önemli abi. Aleyhine çıktı. Demek ki onun için. Dedim yani. Ki başına bela geldi. Dedim ki bunu dedim böyle böyle istedi mi? Hasan kardeş dedi, sen nereden biliyorsun dedi. Bilirim. Ondan sonra baktım ki zannedecek ki biliyorum. Bilirim diye değil. Dedim ki böyle böyle duydum. Başladı anlamaya. Ve dershaneden gitmesine vesile oldu. Ya yani o istedi, o eline geçmeseydi dershaneden gitmeyecekti. Zannediyorum ben. Allah'a gitti. Dedim ki niye böyle dua ettin? Siz bir şeyi hayır dersiniz şerdir. Ya Rab hikmetin iktiza ediyorsa ver. Mesela öyle insanlar var ki, vallahi hikmetin iktiza ediyor diye demedim, Allah'ım bunu düzelt. Musa'nın Allah hatırına diye. Ona öyle dua ettim. Hiç unutmuyorum ona. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın sıfatı var bende. Böyle bir şey var, neyse. Musa'nın Rabbi adına dedim Allah'ım. Musa'nın Rabbi adına. Sonra İbrahim'in, bazılarına İbrahim'in Rabbi diyor. Bazı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyorum. Onun çok istisnadır böyle. Allah verdi. Sonra dilim kurusun. Ama iyi olmadı. Hikmetin iktiza ediyorsa ya Rabbi diyemiyorsun. Şimdi nereye geliyor? Kardeşim Allah'ı denemeyin. Allah denenmez. Sana yaptığı muamele ne olur? Bil kıymetini elinden kaçırma. Şükrederseniz nimetimi çoğaltır. Yoksa elinizden alır. Diyor mu? Diyor. Peki dört. İki medeni insan gibi ol. Nerede hata yapıyorsun ya? Bir, iki, üç, dört sayıyoruz. İki medeni insan gibi ol. Masaya çözüme eğimli oturursan sen kazanacağını unutma. Herkes yaptığını bulur ve buluyor. Sırrı kainatta işliyor. Başımıza gelenlerin adetullah'a verdiğimiz siparişler olduğunu unutma. Kargoluğu. Yani masaya otururken çözüme eğilimli ol. Çözümün parçası ol, sorunun parçası olma. Benim dediğim olsun diye uğraşma. Doğru neyse olsun. Beş, kaçsa. Haddini bilip hududunda kalmayı becermen lazım. Ve iki kişi arasında şeytan denen sistemin işlediğini unutma. Bak psikoloji 234. Şeytan denen sistemin insandaki işleyişli adlı dersi dinlemeyi sana tavsiye ederim. Yani iki kişi arasında şeytan denen sistem nasıl çalıştığını anlamak için 234, psikoloji 234, şeytan denen sistemin insandaki işlevini orada anlatıyor. Zahir perest olma, akıl hocaların kim olduğunu olanları seçme. Bak, akıl hocaların kim, bu çok önemli, kadınların boşanmalarının %10'u kadınlara yanlış akıl veren akıl hocalarından kaynaklandığını gördüm. Bu işin ehliyim. Tevazu yapmayacağım. Kadınlar, evli kadınların boşanmaların %10'u diğer boş kadınlar, boşanmış kadınların etkisinde kalmış. Onun için ben dershanelerde, kanunlar dershanelerimiz var bizim, benim var. Bazı dershanelere hepsi girebilir. Bazı dershaneye evli hanımlar giremez. Benim dershaneye. Kız çocukları var. Abla da bekardır. Evli giremez. Evli psikolojisini çocuklara anlatır kız çocuklarına. Bazen korkuyorlar evlilikten. Bazen de onun enkazını, kocasının enkazını çocuğun zihnine böyle, bütün erkekler böyledir diye evlenmekten veya şeyden korkuyor. %10 boşanmaların sebebi boşanmış kadınların etkisinde kalan kadınlar boşanmış.
Akıl hocalar, efendim abisi. Kadınlar da çok dinliyor abi ya. Dinliyor tabii. Ders bittikten çok sonra dinliyor. Çayda ne konuşacak? Ders bitti. Ne konuşacak çayda? Ya birbirinin bluzlarına bakacaklar, takılarına bakacaklar. Tamam. Onun için çok dershaneleri kapattım. Vardı ben. 5-6 tane hanım dershanesi var bize. Şimdi 2-3 tane, 3 tane kaldı. Hepsini kapattım. Oraya en sade ile gideceksin. Şart koştu. Evlenme ve evlendirme dairesi gibi yapmışlar. Görme, bakma, bakılma yeri. Takıp giysilerini gösterme yeri yapılmış. O psikoloji rahatlayayım diye herkes olur ortam özel aile hayatını anlatmaya başlamış. Hepsinin şeyi bozuk. İsterseniz bize de haber geliyor. Gelince kim? Ha, tak ona söyle bir daha gelmesin. Gelmeyecek. Bir kazda da olmuyor. O psikolojisi öyle. Gitsin kardeşim doktora gitsin. Doktora git kardeşim. Bak akıl hocası çok önemli. Peki niye böyle sert davranıyorsun? Dershane umum hukuktur. Orada şahsı hukuk olsa defterimi kalemim alsa helal olsun diyebilirim. Umum hukuktur. Diğerlerinin hukukunu korumak için. Hiç gözünün yaşına bakmam. Buraya bir tane zarar versin gözünü. Ya nereye kalacak sokakta bir hemen afiyetle kal. Nereye kalırsa kal onu sana hesap edecektim. Buranın hukukunu korumak benim vazifem. Ben de aynı şey yapayım. Ben de cezalanmayacağım. Öyleyiz arkadaşlar. Mesela Zeytinburnu'da. Geldim bak misafir geliyor Almanya'dan Orlanda'na kadar. 8:30-3:30 kardeşim yemek saati. Diyorum ki 8:30'da yedin. Bir de 3:30'da yiyeceksin. Arada inerim mutfağa. Bir şey atış. Öyle bir lüksün yok. Yasak. Kesinlikle yasak. Niye? Biz nefis şımarık büyümüş. Laçka yapmış bir şey bu. Bizim Zeytinburnu'da en büyük özelliği disiplindir. Yani sisteme alışmak metodu kullanılıyor. Nefis oradan tırsıyor. Sisteme alışacaksın. Sistem işliyor, disiplin işliyor. İstediğin gibi, istediğin saatte yatamazsın. İstediğin gibi vuramazsın. Hani hasta değilsen. Çay saatleri bellidir. Yemek saatleri bellidir. Ara fasıl yapamazsın. Ha, abi yapamıyorum. Buyurun, güle güle. Senin için sistem bozulmaz. Asla. Niçin yaptırıyoruz? Bir daha söylüyorum. Nefis sisteme girmek istemez. Oruç da sistemdir. Allah sisteme alıştırmak için orucu getirmiş. Bir hikmeti budur. Sistem emri dinleyecek hale geliyor nefis. Oruçta da emri dinlemiyorsa Allah'ın emrini dinlemeyen bir insan benim emrimi dinler mi? Allah yani kim diyor Hasan mı diyor oruç tut? Ya açlık çok elemlidir, acıdır. Allah bilmiyor mu bunu? Senin acı çekeceğini bilmiyor mu? O zaman ha Allah bunu bildiği halde söylüyorsa o zaman bir bildiği var. O zaman sen o acı Allah söyledi. Bu elem almamı Allah istiyor düşüncesi elem lezzeti inkılap eder oruç. Oruç nefsin laf dinlemesinin en yüksek provasıdır. Antrenmanıdır, sporudur. Oruçta sen bunu muvaffak olamazsan hayatta hiçbir yerde muvaffak olamayacaksın. Namazda, çünkü laf dinlemeyeceksin. Namaz da disiplin yani. Namaz da disiplin. Ama disiplinlerin en yükseği oruçtur. Namazın bir sebebi vardır. Kur'an okumanın sebebi vardır. Zekatın sebebi vardır. Ama orucun muayyen sebebi, şeriatta geçen bir sebebi yoktur. Ne yapacak Allah? Haşir meydanına koydu hesabını. Bir sürü günahın var. Hepsi tartıldı. Namaz tartıldı, koy. Zekat tartıldı. Bütün kitap okuman, her şey tartıldı. Ama günah fazla. Daha belli olmayan sebep bir oruçtur. Allah bakıyor, ne tartar bu günah? O kadar orucu onu o kadar sayıyor. Orucu muayyen koymamasının en büyük hikmeti kulunu affetmek için o kantarda oruca muayyen bir sebebi yoktur. Orucun öyle bir sebebi yoktur. Allah bu kul ne kadar muhtaç? İstersen 5000 ton yapar, istersen 5 kilo yapar. Çünkü belki diyor çok fazla sebaba ihtiyacım var. Allah orucunu o kadar kabul ediyor. Onun için sabit tutmamış. Kulumu affedeceğim diyor. Sen de gel bu toleransa, bu sana torpil çekmeyi reddet. Torpilini kabul etme. O zaman hiçbir torpilin kalmaz. Abi Ramazan boyu bunu söylesen gene yeter biliyor musun? Allah'ını söylesin bu böyle ya. Abi, şimdi abi. Diyor ki Allah diyor ki ne kadar kuluma, aynı hadis-i şerifi anlatıyorum. Benim yorumum tefsirim değil haşa tövbe estağfurullah. Bilmiyorum. Diyor ki namazın Kur'an'ın 3 aylarda işte Kadir gecesinde şu kadar... Her bir harfi Kur'an'ın şu kadar sebebi var vesaire. Orucun yoktur böyle bu muayyen sebebi yok. Bakıyormuş o
kantarı yapan haşr meydanına Allah. Öyle diyor peygamber. Ne kadar bunun şeyi var, ihtiyacı var? Bakar. Ha, bu orucu bu kadar saydım. Allah'tan kim hesap soracak ki? Kim soracak? Zaten Allah kanun ilahisi şuydu. Diğer esma, diyelim ki hesabı soracak şu. Hakim ismi. Ya Rab bu çok. Öteki diyor ki, merhaman. Orucun zaten Ramazan denen bir esma var. Bunun zaten sevabı yoktu ki muayyen, kalıp. Belli ucu yok bunun. Alt limitiyle üst limiti yok. Tamamen Allah'ın iradesi. Allah devrede midir? Devrede. O zaman haşr meydanında ne korkuyorsun ki? Allah mı devrede, melaikeler mi? Melaikeler işleri yapıyor, işin başında Allah'tır. O zaman korkmuyorum. İşin başında Allah var çünkü. Sen mesela mutfakta bir iş yapılıyor diyelim. Dün akşam oldu ya, yanıyordu da ekmek kokular iftara yakın. Ona şöyle ne oluyor falan dedim. Dedi ki abi Bülent orada, Bülent oradaysa oturdu. Abi Bülent ekmek yapıyor diyeyim. Yani fırına ekmek pişiriyor. Yani ısıtma değil, hamurdan ekmek yapıyor. Ha Bülent orada mı? Niye oturdun? Bülent orada. Mesela Salih veya Zeki vesaire birisi olsa, Osman orada olsa derdim. Ya ne yapıyor falan çaktırmadan geliyormuş gibi bakardım yani. Çünkü olabilir yanlışlık ama. Ama bende bir güven sağlamış. Bülent bu işi yapar. Bu ekmeği yapar. Bu cihaz yanmıyor. Ekmek de yanmıyor. Bir bildiği var. Oturdum odamda. Bir şey anlatmak istiyorum. Ha işin başında Bülent mi? Bende güven oldu. İşin başında Bülent mi? Bende güven oldu. Haşir meydanında işin başında kim? Allah. Ben de güven oldu. Yine dün bir tane bir örnek verdin ya abi. Diyor, hurmacı tanıdığın vardı sahibi. Sen geldiğin zaman sana en güzelini verdin. Sonra kardeşi geldi o seni tanımadığı için aynı memurlar gibi. Memurlar olsa o seni tanımaz etmez. Sana sadece normal imkanlar dahilinde sana. Ya. Fatih'te işte hurmacılar var. Fatih Camisi'nin arkasında böyle. Sokak hurmacılar. Ben şeyi çok seviyorum. Yaş hurma var ya böyle. Ham. O da buzdolabında oluyor. Buzdolabında oluyor. Şimdi gittim dedim taze hurma var mı? Tezgahtan verdi. Daha yok mu? Yok dedi. Abisi, yok kardeşiydi. Kardeşi olduğu zaman dükkanda hocam gel hocam gel içeri. Gidiyor dolaptan daha tazesi. Dolapta olan, daha taze ve dolapta olandan çıkarıp veriyor. Fiyat aynı ama ona öyle yapıyor çünkü tanımıyor. Şimdi Allah ile Allah da seni tanırsa, tamam gel 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 konum içeri gir. Oğlum oğlum oradan getir, işçisine dolaptan kim getir. O patron falan aynı dedi. Tamam lan işte bu o adli tipten. Demek ki herkese vermeyin demiş. Tamam. Ver 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 ver. Şimdi bu da böyle yapıyordu dünyada. Allah'ın hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Allah'ın emrini baş üstüne yapıyordu. Allah seni mağdur eder mi? Böyle Allah olur mu yani? Tövbe estağfurullah. Hayır. Allah inancımız böyle değil. Çünkü bizi yapan O'dur. Bizdeki nüminelerle öyle anlıyoruz. Bir tane bize söz söyleyeyim. Son şey olsun. Enes radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın evlatlı kalmıştı. Çocuktu, köle satın aldı. Köle gibiydi. Çalmışlar bir yerden, pazara satmışlar. Resulullah neyse gelmiş. Bu adam çocuk büyüdü, delikanlı oldu. Enes radıyallahu anh. Sonra anne babası izi takip ederek çocuğun kim çaldı, nerede satıldı bulmuşlar. Gittiler peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelmişler. Bak bulmuşlar, izi bulmuşlar. Annesi çocuğun, babası çocuğun, amcası çocuğu, üç kişi. Dedi ki, senin için duyduk ki demiş Mekke'de, bu beldenin en salihi, güvenilir, merhametlisidir. Doğru mudur demiş, doğrudur demiş ben peygamber. Peki, adamlar tam damardan vurmuşlar. Çocuğumuzu kaça aldınsa daha fazla fiyat vererek çocuğumuzu ver. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam köleliği kaldıran peygamber dedi ki, hayır ben aldığım gibi vermem. Çocuğu getirelim. Çocuğa sor. Çocuk sizinle geliyorsa hel git alın git. Sizindir çocuk. Bir şey talep etmeyecek misin? Hayır. Bizde böyle bir şey yoktur. Biz insan satılmaz. İnsan hürdür. Peki adam sormuş, amcası soruyor. Yani sizin yanınızda diyor köle olarak kalmıyor. Hayır. Yani köle olmadığını bildiği halde gene mi kalıyor dedi.
Köle olmadığın halde isterseniz çağırın sorun dedi. Peki dedi daha şey yapmadan amcası soruyor. Peki biz onu benimle bizimle gelse sen bizden bir şey almadan mı bize bırakacaksın? Evet. Dedi ki o adam. Daha şey değil. Dedi ki hakikaten girince şehre senin için söylenen bütün sıfatlar senden gördüm ya Muhammed dedi. Daha olmadı ha. Sende gördüm ya Muhammed. En cömert. En şefkatli, en bilmem ne saymışlar adamlar. Bunu ha, düşmanları sayıyor bilmem ne. Tamam dedi. Tamam mı? Tamam. Peki, peygamberimiz dedi ki, ama sizi tercih ederse sizinle. Ama beni tercih ederse benimle. Tamam mı? Tamam dediler. Niye tamam dediler biliyor musun? Tefsiri muhadisler diyor. Çünkü bir çocuk anasını, babasını, amcasını bırakıp elin oğlunu kalır mı? Olmayacağı için tamam ya Muhammed. Anlaşmamız tamam. Tamam. Çocuğu getiriyor. Ondan sonra Enes oturuyor. Enes radıyallahu anh. Oğlum beni tanıdın babasına anasına sarılıyor yapıyor falan. Tamam. Oğlum seni almaya geldik. Hayır baba dedi. Oğlum. Anne babasına dedi ki sizden daha hayırlısını buldum. Oğlum şimdi anneni babanı amcanı bırakıp bu insanla mı tercih ediyorsun? Evet baba. Çünkü diye başladı anlatmaya. Anlatınca yarıda kesiyor Allah Resulü. Diyor ki tamam. Şimdi onlara diyor ki Resulullah cümlesi için bunu niye anlattım şu cümle için. Allah Resulü diyor ki beni tercih edene hiçbir şeyi tercih etmem. Bir de söylüyorum. Beni tercih edene hiçbir şeyi tercih etmem. Yani sen Allah'a mı tercih ettin emrini? Bu sıcakta, bu Almanya gibi günahta, pazar günü denize gidebilirsin. 18,5 saat miydi dün? Oruç tuttuk. 18 kaç? 18,5. 18,5 saat. Ben ise 1,5 saat İstanbul'la burası. İstanbul, Rize 1 saat. Eğer ben Rize'ye gitsem buradan 2,5 saat daha önce açar. Ama ben Rabbimin emrini, bunu buraya gideceksin, bunu böyle yapacaksın. Tamam mı dersen? Dedi mi? Dedi. Ben bunun hiçbir şeyi tercih etmem daha. İstersen 80 saat olsun. Allah kahretsin duygusal sıcağı yapıyorsa. Ölsün. Kim ölecek? Ben mi öleceğim? Ha, beni tercih edene, beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Ve adamlar gidiyor. Enes radıyallahu anh. Bak beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Ama mefhumu muhalifiyle beni tercih etmeyeni hiçbir şekilde tercih etmem onu. Mefhumu muhalifiyle de bu mana çıkıyor. Şimdi sen Ramazan'a böyle baktın mı? Allah'ımın emri dedin mi? Allah beni tercih ederek bunu bana göndermiş mi? Alerresi ve layık. Bu budur. Bu sefer Allah da sana ölü muamele eder. Bırakır mı seni melekelerin eline? İşin başında o mu? Mutfakta kim vardı dün akşam? Bülent var. Ekmeğin için söylüyorum. Diğer bütün için demiyorum. Biliyorum iştirak amalı öbürleriniz var. Ekmeğin ne yaptım yanıyor. Bülent işin başında deyince oturdum. Haşır meydanında işin başında kim? Allah. Ben de otururum. Tamamen güven içinde. Allah işin başında. Çünkü Allah yanlış yapmaz. Allah doğruyu yapar, adaletli de yapmaz orada. Ne yapar? Merhametiyle. Ha, isteyen adaletli yapacak. Bana adalet yapmayacak. Ben böyle bir inanıyorum. Bana merhametiyle muamele edecek. Ben adaletli istemiyorum. Siz de istemiyorsunuz değil mi? Öyle yok. Bir. Yok, sevabı günah. Öyle yok. Ben mecanen affedilmek istiyorum. Ben hesap edilerek sebabım fazla gelmeyeceğini zaten rüyasını gördüm. Sebabımın zaten günahtan üstün olacağını görmedim. Ben kaybettim zaten. Ben size yalan mı söylüyorum? Anlattım. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Kur'an'da da Allah yemin ediyor. Bazıları abi yapma böyle ya. İtimat ediyoruz. Ben buna yemin ediyorum. Ben haşir meydanında hesap verdim rüyamda. Zaten çağırmasında bayıldım zaten. Öyle bir çağırma şekli var ki aşı meydana. Yani
çağırmasına bayıldım zaten. Uyandığım zaman netice söyleniliyor dedi. Her şey olmuş, ben baygınmış. Hasenat seyyat hesap edildi. Seyyatı galip geldi, cehennemliktir. Üstad diyor ya, kimse fert istikamet tutamaz. Allah peygamberine, Allah peygamberine festakim kememürte, emrolunduğun gibi ol. İstikametten ayrılma. Tek kim ne yapabilmiş ki? Ya ondan sonra, sonra ne imdadıma yetişti? Duraya uzun. İştirak-ı amal-i uhreviye devreye girmiş. Canlı ve ruhlu. Geylani olarak simlaz gözüktü. Ondan sonra devreye girdi. Bu bizi tanır, biz de bunu tanırız. Bırakın onu dediler. Peki efendim dediler, zamanına bıraktı beni. İştirak-ı amal-i uhreviye, cemaattan gelen sebap beni kurtardı. Sebabım neyi kurtardı? Onun için ister miyim öyle bir şey? Zaten yapar mıyım? Adalet der miyim? Ne adaleti? Evde miydi? Ondan sonra zaten feveran ediyorum. Evde adalet yoktur. Hak yoktur. Ne diyorsun abi sen ya? Evde merhamet var, af var, kucaklamak var. Böyle adalet yok. Adalet ne adalet? Dershane diyor. Adalet yok. Merhamet var, af var, kucaklamak var. Adalet şu. Bir ise bir. İki ise iki. Üç ise üç. Böyle olur mu ya? Hak. Hocam merhametle Allah'ın bize karşı muamele etmesi, insanın vicdanı bunu istiyor. İstiyor. Tabii canım. Benim vicdanım rahat. Yani insan mesela şundan rahatsız. Ya şu var ya, tamam da ama şurada bir kenarda bir günahım var ya. Ona da diyorum ki ya Rabbi, ikide bir tövbe. O niçin tutuyor? Kul yapıyor. Bazen kimse duymasın. Günahlar işe yarıyor. Nasıl yarıyor biliyor musun? Duymuyor değil mi kimse? Şimdi bir hizmet ediyorsun, birisine bir şey anlatıyorsun, bir şey götürüyorsun, gidiyorsun ya. Fiyakan artıyor. Daha yani böyle artıyor. Böyle firavunlaşacağı zaman o günahlar geliyor. Ulan diyor, falan tarihte yaptığın rezilliği hatırlıyor musun? Kepazeliği. Ya yaptın şu hizmeti. Ya ona bir denk gelse. Oysa bu hizmeti isteyen Allah'tır. Halk eden Allah'tır. Nasip eden Allah'tır. Senin burada ne işin var ki? Senden ne methalin var? Deyince beni iki büklüm ediyor. Demek ki günahlar işe yarıyor. Firavunlaşmama mani oluyor. Onun için orada tutuyormuş. Günahlar insanın firavunlaşmasına mani olan bir unsurdur. Tövbe ettiğimiz halde abi affedilseydi, affedilseydi zihnimizden de çıkardı diyenlere diyorum. Zihninden çıkarsaydı gene o tuzağa düşerdin, gene firavun olurdun. O duracak, affedildin tamam. Hem duana sebep olacak, devamlı dua, tövbe tövbe istiğfar. Hem de bir iyilik yaptığın zaman senin firavunlaşmana mani olacak. Hatırlıyor musun falanca? Estağfurullah hakikaten ya falan. İki büktüm. Kul olmama vesile oluyor günahlar. Ama bana bak. Kul olmamıza vesile oluyor diye güneş de mi yesin? Eskileri yeterli oluyor. Şu cümleyi bitireyim. Biraz günah işleyeyim. Geçmiş günahlar yeter zaten. Allah. Risale'yi. Risale nasıl muvazene getiriyor? Akıl hocaların kim ettiği olanları seçme, yani kim akıl hocaları, kim yani bunlar? Akılları yetseydi, ey sana akıl veren kardeşim, sana akıl verenlerin akılları kendisine yetseydi, kendisi düzde olurdu. Sana akıl verene bak bakalım. O sana akıl vereceğini kendisine versin de düze çıksın. Eğer aklı kendisine yetseydi, kendisi düzde olurdu. Uçak düzde giderdi. Kendine yetmeyenlerin sana yeteceklerini bekleme. Kendi aklı kendisine yetmemiş. Sana nasıl yetecek? Aklı kül alacaksın. Aha bu. Benim aklım beni zor idare ediyor. Nereye kadar idare ediyor biliyor musun? Benim aklım buna götürüyor. Ha yetiyor. Benim aklım dershaneye götürüyorsa, benim aklım risale okutturuyorsa, benim aklım Kur'an okutturuyorsa, benim aklım orucu tutmasını yapıyorsa, namazı kılmayı biliyorsa, elemtereyi okumayı biliyorsa, öp de başına koy yeter. Der ne yapacağım? Başkasına hava atmak için mi akıl lazım bana? Desinler diye mi? Şöhret diye mi? Firavunlaşmak için mi? Nemrutlaşmak için mi? Allah'ı unutmak için mi akıllı kullanacağım? Beni namaza götürüyorsa, beni Kur'an'a götürüyorsa,
elem terelerimi söyleyebiliyorsam, derse gelebiliyorsam, kitap okuyabiliyorsam, Kur'an okuyabiliyorsam, tamam. Bu işte. Akıl bunun için zaten verilmiş. Kendine akıllı yetmiyor da bana mı verecek? Kitap desin, kitap okumaz. Derse gel desin, gelmez. Onu yap desin demez. Bu akıl ne yapacağım ki buna? Onu koy kenara. İstepne lastik olur belki. Peki, bu ders şeydir, niye çözemiyorum? Konusu oydu. Niye çözemiyorum? Nerede hata yapıyorum? Dersimiz buydu. Güya şuradakini de okuyacaktım. Daha bunu bitiremedim. Bu kaç sayfa biliyor musunuz? 1, 2, 3. Şurayı sıf okudum. İsa'dan topladığım şeyler. Daha çok mahkemattan. İnşallah yarın son şeyimiz. Yarın da bunu devam ederiz. Ama yarın da fazla detaya girmeyelim. Ama girmeyelim diyorum ama en çok lazım olanlardan. Çünkü niye? Ben bunları bir simge olarak, adres olarak koydum. Nüfus kağıdı gibidir. Mahkemat okurken, bak mahkemat 49'dan bunlar. Mahkemat 49'dan burada bunlar. Orada okurken kendim ikide bir motive olayım diye. Sıkılınca niye çözemiyorum? Bir patanaj yapınca hemen burayı açıyorum. Niye çözemiyorum? Nerede hata yapıyorum? Edile-i Şeriyem var burada 4. Ona müracaat ediyorum. Rahatlıyorum. Ustad da arkasında levası olduğu gibi. Dost istersen Allah yeter, yaran istersen Kur'an yeter var. O var. Bir de Emirdan'da bir yer var. İşte sen işte şu kadar ömrümde bütün hayattan lezzetini almışsın, daha hakkın yoktu falan. Onlara bakarım diyor, dersimi, ibretimi alır. Ben de bunları kendime göre alametler yapmışım. Onun için biraz içini doldurmaya çalışıyorum tefekkürümle. Çünkü başka şey yok. Peki, vahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.